Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiq al-va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilme. Ve arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a. Ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba. Ve ce'alna mimma yestemi'una al-qawla feyettebi'una ahsana. وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اَمَّا بَعْدَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalarını hayatını okup örgünü yatırdık. Kâb ibn-i Malik raziyallahu anhu. Bu sahabanın kıssası razgöylik, sadıklık hakkındaki kıssa. Bu kişinin iş hakkı da Kur'an'da ayetler nazil oldu. Razgöylik hakkı da, sadıklık hakkı da onunla maruza tayarlar yapışı mümkün. Ama bunların tasarı Kâb ibn-i Malik'in kıssası Kâb'a bizge katlı olmaydı. Razgöylük mumunda şiarı. Mumun yalgan yapırmaydı. Razgöylük necabge başlaydı. Yalgançılık halaketge. Peygamberimiz etkiler, mumun kişinin tabiatı da her kandı sıfat buluşu mümkün. Bakıl, kızgancı, korkak, inci, kaysar, sergap. Ama iki de sıfat mumunda tabiatı da herkes joylaş olmaydı. Al-kizbu val-xiyana. Yolg'on ve xiyonatkorlik. Mo'min ekansizmi? Bu narsasi tabiatingizga kirmaydi, sig'maydi. Bu qissani Kâb ibn Malik roziyallohu anhu'ning o'zidan tinglaymiz. Bu qissani İmam Buxoriy ve Müslim keltiradi o'zining sahihlarida. İmomi Buxoriy ve Müslim keltirdimi? O'zining sahihida. Demek bu hadis eng oliy navdagi hadislardan bo'ladi. Demek bu kişinin kıssası en doğru, hak ve âli görünüşteki kıssalardır. Kâb ibn-i Malik şunu dedi, hikaye kıladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılgen gazatlarının bir antası da hem kalmayan idim. Fakat Tabuk gazatıya çıkmayan idim. Badr gazatıya çıkmayan idim. Lekin bu Badr gazatıya çıkmayanlarını Resulullah malamat kımayanlar. Bilesiler Badr gazatıya Peygamberimiz gazat deyip çıkmayanlar. Kureyş'in kervanını tosluk için çıkanlar çünkü uzat bilen birge barışlık ihtiyari idi. Çünkü az sahabalar çıkışken. Ama Tabuk'a Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkışlığını büyürüyenler. Badr'da iştirak etmeyen sahabalarını Resulullah itab malamat kılmayanlar. Ama Tabuk'a çıkmayanlarını itab malamat kıldılar. Kişi kim mi köyüydü? Kim mi itab malamat kıladı? Özüge yakın körgen adam mı? Yani sizge yakın bo'lgan, siz yaxshi ko'rgan bir adam maşini satıp aldı, kımmat satıp aldı. Ya ki telefon satıp aldı. Aşıca kımmatlar ya ki bozuk telefondu. Ne mi deyorsunuz? Ha bir ağız mıyım bile maslahatlaşmıyız mı birader? Sizi itap, sizi malamat kılı yaptı mı bir adam? Demek özge yakın aladı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana şimdi kişilerin itap malamat kılı yanlar. Kâb raziyallahu anhu akaba bayatı da katlaşken adam. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah'a itaat kılıçdaki ahd vergen idi. Yani bana şu ahdige hılaf kılıp Tabuk gazatıge çıkmadı. Kişi Allah'a Resulullah'a ahd vergen olsa onge amal kılıçdik, ahdını bacarışlık lazım, labut boladı. Çünkü kimge ahd verdi o? Allah da Allah'a. Peygamberimiz etkenler La imana limen la amanete leh ve la dine limen la ahde leh. Qareylar, omonatdorligi yo'q insonning iymoni yo'q. Ahdiga vafosi yo'qning dini yo'q. Sotdim, oldim. Ettas kuni aynavorasiz. Chunki jinni qimmatroq kilen chiqib qoldi. Oldim, sotdim, baraka bo'ldi. Shu narqa qilib beraman deydi. Butay deganda ja jinni qo'shmasiz bo'lmay qoldi. Shunaqami? Bora shu narsa. Shu musulmon kishiga yarashmaydigan sifat. Qareylar, omonatdorligi yo'qning iymoni yo'q. Ahdiga vafosi yo'qning dini yo'q. Tabuk g'azotiga kelsak, deydi Kâb ibn Malik roziyallohu anhu, o'sha g'azotdan ortda qolgan chog'imdagidek kuchli va imkoniyatli bo'lmaganman. Allohga qasamki, o'sha g'azotgacha hech qachon ikkita ulovim bo'lgan emas. O'shanda ikkita ulovim bor edi. Kâb ibn Malik nihoyatda so'zga mohir inson edi. Agar birov bilan talashib tortishsa, qanoatlantira olardi ro'parasida turgan odamlar. Ulamolar odamlardagi iqtidorni, qobiliyatni, talantni ikkiga bo'lishadi. Om bo'lgan, ya'ni umumiy bo'lgan iqtidor bor
ve xos bo'lgan iqtidor qobiliyat bor. Ro'parasida turgan odam bilan bahs qilib, uni o'zini fikriga moyil qilib olishlik mana shu xos iqtidor qatoriga qo'shiladi. Shunday odamlar bo'ladi. O'zi nohaq bo'lsa ham so'zga shunaqa ustaligidan siz haq bo'lib turib ziyeng boradi. Shunaqa odamlar bor. Agar shunaqa odam nohaqni haq qilib ko'rsatayotgan bo'lsa, vayl bo'lsin unga. Tarixga murojaat qilamiz. Xalifa Muoviya ibn Abu Sufyon o'zini o'g'li Yazidga hali o'zi xalifalikdan ketmasdan turib, o'zi hali o'lmasdan turib bay'at olib qo'yadi. Yazid ibn Muoviyaga bay'at olyapti. Xalifana saroyga kelganlar Yazid haqida yaxshi gaplarni gapirishib, maqtashib, xalifalikka loyiq deb, xullas chiroyli gaplarni gapirib Yazid haqida bay'at berishdi. Ammo arablarning hakimlaridan bo'lgan Ahnaf ibn Qays indamay turardi. Haqiqatan hakimlardan edi, arablarning sayyidlardan edi, hurmati baland edi. U indamay turibdi. Shunda hamma harajga kirib qoldi. Xalifa Ahnafni chaqirib turib, "Ey Ahnaf, sen nimaga gapirmaysan?" dedi. Ahnaf ibn Qays ikki og'iz gapirdi, lekin qanday gapirdi ya? Ya'ni Yazid xalifalikka loyiq emas aslida. Ammo hamma xalifadan qo'rqib, yaxshi gapni gapiryapti. Endi Ahnaf ibn Qays nima dedi? "Sen nimaga gapirmayapsan?" dedi. "Yolg'on gapirgani Allohdan qo'rqaman. Rost gapirgani sizlardan," dedi. Endi mana shunday bir talant, iqtidor, qobiliyat, mana shunday bir iqtidor egasi, talantli odam, so'zga usta bo'lgan odam, har qanday holatdan so'zi bilan, tili bilan chiqib ketadigan odamlar qiyomat kunida mana shu talantidan, iqtidordan mahrum qilinadi. Astagfirullah. Al-yawma nahtimu ala afwahihim va tukallimna aydihim va tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Alloh taolay aytadi, biz bugun ularning og'izlarini muhrlab qo'yurmiz. Va bizga ularning qilib o'tgan ishlari haqida ularning qo'llari, so'zlar, oyoqlari guvohlik berur. Shunday odamlar bor. Ka'b ibn Malik roziyallohu anhu mana shunday so'zga usta odam edi. Agar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yolg'on gapirmoqchi bo'lganida uddasidan chiqaradi. Rasulullohni ishontira olardi ham. Chunki payg'ambarimizga agar Alloh bildirmasa g'aybni, payg'ambarimiz bilmaganlar. Kim rost gapiryapti, kim yolg'on gapiryapti. Shuning uchun payg'ambarimiz aytganlar u ikkitalar kelsalar meni oldimga bir narsani talashib. Ikkalalar hujjat keltirasizlar, bittalar hujjat keltirishda so'zda mohirroqsizlar. Lekin nohaq. Rasululloh ana shu hujjatiga qarab turib hukm chiqarib beraveradilar. Aytadilarki, o'zini nohaqligini bilib turib, men uni foydasiga bir narsani hukm qilib bersam, olmasin. Nohaqligini bilib turib olmasin. Garchi men hukm qilib bergan bo'lsam ham, chunki men unga do'zaxdan bir parchasini hukm qilib berayotgan bo'laman dedilar. Shuning uchun birodarlar, qozini, rahbarni chiqarib bergan hukmi sizga hech qachon nohaqni haq qilib bermaydi. Qaranglar, qaranglar, nohaqligingizni bilasizmi? Allohdan qo'rqing birodar. Qiyomatga qoldirib qo'ying, mo'minsiz axir. Ka'b ibn Malik davom etadi. Ammo Tabuk g'azotiga kelsak, men o'sha g'azotdan ortda qolgan chog'imdagidek kuchli va imkoniyatli bo'lmaganman. Allohga qasamki, o'sha paytda ikkita ulovim bor edi, avval bunday bo'lgan emas edi. Uzri yo'q. Kuchli, quvvatli, boy, badavlat bo'lib turgan holati. Bahona keltirsa, mingta bahona tayyor. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turar ekan, safarda ketyotib, bir arobiy cho'ponga duch kelib qoldi. Haligini sinamoqchi bo'lib cho'ponga, qo'ylardan bittasini menga sotmaysanmi dedi. Cho'pon, qo'ylar meniki emas dedi. Xalifa aytdi, mana pulini ol dedi. Cho'pon aytdi, qo'ylar meniki emas dedi. Ha, egasiga o'ldi, qo'y o'lib qoldi deb aytasan dedi. Cho'pon aytdi, vallohi pul menga juda ham zarur hozir. Agar men qo'yni o'ldi desam, yo bo'ri yeb ketdi desam, u ishonadi qo'y egasi menga. Men rostgo'y odamman, ammo Alloh shu dedi. Mana cho'pon iymonda nima ekanligini ko'rsatyapti. Alloh taolo siz bilan bizni har bitta holatimizni, sirimizni ham, oshkoramizni ham bilib turadi birodarlar. Esimizdan chiqmasin. Esimizdan chiqmasin. Shunday davrlar bo'ldi, yolg'on gapirishlik mahorat, shustrilik deb baholanadigan bo'lib qoldi. Shustriy bolalar deb qo'yadi. Lyubo joydan chiqib ketadi. Maladets, tegirmonga tashlasang,
Özü karasın gırt yolgonçı. Ha, gırt aferist bizde tılda etkende. Öşekaları karaylar da abad bulmayken şular. 5 yıl zor yaşayandır, 10 yıl zor yaşayandır. Ken akıbatını karaylar da harboyan şular. Bana şu Tabuk gazatıya çıkmayanlar hakkında Allah Azze ve Celle Kur'an'da şunda ayet nazıl kıldı. Estaizu billah. Farihal muhallafuna bima'qadihim hilafa Rasulillah. Ve kerihu an yücahidu fi bi amvalihim ve anfusikim fi sabilillah. Ve kalu la tenfiru fil har. Kul naru cehenneme aşabdu harra lev kanu yafqahun. Münafıklar peygamberimiz bilen cihatke çıkıp yetekkenlerdi kaytar mahşum buluştu. Allah Teala şunu dediydi. Cihatke çıkıştan kalgen münafıklar Allah'ın peygamberine hılaf kılıp kalgenlerden hursan buldular. Ve malu canları bilen Allah yolunda cihat kılıçını istemediler. Hem de birbirlerine bu ıskıda uruşke çıkmayınlar dediler. Ayetin ey Muhammed Aleyhisselam. Eğer onlar engeli olsalar cehennem ateşi yine de ıskırağıdır. Ha bu cüda hem meşakkatli gazat idi. Yaz idi, kün cüda ıskıdı, meyveler endi pişe başlayan payti idi. Adatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi Kâb ibn-i Malik raziyallahu anhu bir ortamanga gazatke çıkıp yetekken bolsalar başka ortamanga ketardılar. Ta ki düşman haber topmasın. Ama bu sefer Resulullah kayakka ketekenliğini anık ettiler. Çünkü masafa uzak, kün ıssık, düşman küşlü. Çünkü Müslümanlar yeterliçe tergerlik körü balışlığı için kayakka ketekenlerini açık ettiler. Müslümanlar köpüdü. Onlarını bırak ruhatke almasaydı. Eğer bir anda adam varmaya kalsa, eğer vahiy düşmese Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilmezler bu adamda varmayanlığını. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazatke çıkanları da meyveler rasa pişiyorken, adam salkın cahalarını haklı ediyen payetidir. Ben şu kanasalarını yakış görerdim. Ben hem bunlar bilen tergerli kör mahşub olar edim o, ama hiç nasıl kılmasıdım. Resulullah, Müslümanlar yol göçükenleri de hem ben kımırlamadım. Ular ketkenlerden keyin ham ikkilanardim. Orqalarda yetib olaman derdim. Koshki shunday qiyam bo'lsamadi. Lekin bunday qilmadim. Rasululloh Madinadan chiqib ketganlardan keyin odamlarning orasiga chiqsam, bironta ham ibrat bo'ladigan odamni ko'rmasdim ko'chada. Madinada qolganlar kimlar edi? Faqat chiqishlikka uzr bor uzrliklar yoki nifog'i bilan tanilgan odamlar edi. Ko'chaga chiqsa yo zaif bechoralar cenge keçişlikki imkanet yok. Ya ki bu mesela münafık da güman kılıngenlere de. Bu adamın misali kim yokşaydı bilesin mi? Cuma günü, cuma vakti de bazarda oturgen, dökendarda misali yokşaydı. Cuma günü, cuma vakti de dökendarda açı oturgen, dökendarda yokşaydı. Etraftaki hemen Müslümanlar, cuma namazı yerkeyle çıkıp gitken, amma onu makul oturup da, cuma namazı barışı buradalar farz. Ey iman keltirgenler, kaçan cuma günüdeki namazı çarlansa, azaltılsa, ticaret koyup Allah'ın zikirine şaşırırlar. Bana şu nasıl silahı yakışı deken Allah Ta'ala. Bana erkekler, Müslüman erkekler hayırda hazır. Mescitte. Yani bir taifi erkekler çayhanada. Yani bir taifası stadyonda. Yani bir taifası kada. Bozarda, dükkanda. Ma kâne li ahlil medineti ve men havlehum minel a'rabi en tehallafu an Resulillah ve la yargabu bi enfusihim en nefsi. Allah Ta'ala dedi. Medine ahalisi ve onların etraflardaki Arabiler için cihatke çıkmayı, Allah'ın peygamberden kalışları ve ondan yüz ögürüp özleri bilen avara buluşları caiz yemesidir. Müslümanlar da hakkı yok da kop geçirdik ya. Kâb ibn-i Malik devam etedi. Tabukki yetibar günü kadar Resulullah beni yadı yamadılar. Tabukki yetkenlerden keyin adamların arası da durur Resulullah. Mâ fe'ale Kâb ibn-i Malik. Kâb ibn-i Malik'e ne makıldı dediler. Kareyler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kanı karak var bugünler. 30 bin asker çıkan. Şunların içinden Kâb ibn-i Malik'in yokluğunu bile yaptılar. Bu aleyhi başlığı bugün, rahbar bugün adamlar gibi bir iş arada. Banu Salama kabilesinden bugün bir tek kişi. Ya Resulullah onu iki çöpanı ve yan başı yıkarışla tutup kaldı dedi. Yani yücaya bağırağı kim keçeği dedi. 12 kere oldu, malamat kovaldı. Ama Muazimli Cebel durup, yakşı gep etmediğin. Ya Resulullah, onu fakat yakşılığını bilemez. Dedi ama Resulullah inlemediler.
Mu'min birodaringizni himoya qilib oladigan o'rin bor, shunda himoya qilib oling. Ehtimol uzri bordir. Kela olmadi va'dasiga muvofiq. Otasi ishga buyurib qolgandir, mashinasi buzilib qolgandir, probkada bo'lib qolgandir. Ozgina uzrga yo'l qo'ymaymiz. Sirasi nima qilamiz? Malomat qilishga o'tamiz. Kab ibn Malik davom etadi. Rasulullohni Tabukdan qaytib kelayotganligini eshitganimdan keyin meni g'am bosdi. Yolg'on gapirish haqida o'ylay boshladim. Ertaga u kishining g'azabidan qanday qutulaman derdim. Har bir fikrli odamning oldiga borib, bu haqida maslahat so'rardim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga yaqinlashganligini eshitganimdan keyin to'g'risini aytishlikka qaror qildim. As-sidqu manjat. Rostgo'ylik insonni najotga boshlaydi. Meni faqatgina rostgo'ylik najotga boshlashini tushundim, rost gapirishlikka ahd qildim. Ka'b ibn Malik aytadi, roziyallohu anhu, Rasululloh Madinaga yetib keldilar. Odatlariga ko'ra masjidga kirardilar, namoz o'qidilar va u zotni oldiga uzr aytgani kelgan kishilar bilan suhbatni qurdilar. G'azotga bormay qolganlar kelib, u zotga uzr aytib, qasam icha boshladilar. Ular 80 dan oshiq kishi edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning sirtidan aytgan uzrlarini qabul qildilar. Endi ichidagi narsani Allohga havola qildilar. Navbat menga keldi. U kishiga salom berdim. Zaharxanda qilib jilmaydilar va bu yoqqa kel dedilar. Yurib oldilarga o'tirdim. Uzot sallallohu alayhi vasallam menga "Ma xlafak? Seni nima olib qoldi? Ulov sotib olgan eding-ku" dedilar. Men "Ya Rasululloh, Allohga qasam. Sizdan boshqa bironta ahli dunyo qarshisida o'tirganimda uzr aytib, uni g'azabidan qutulib ketar edim. Alloh menga tortishishlik qobiliyatini bergan. Lekin Allohga qasam, agar bugun yolg'on gapirib sizni rozi qilsam, albatta Alloh meni sizning g'azabingizga duchor etadi. Agar rostini aytsam, xafa bo'lasiz. Nima bo'lsa ham Allohdan ko'rdim. Allohga qasam ya Rasululloh, uzrim yo'q edi. Allohga qasamki, sizdan ortda qolgan vaqtimdagidek hech qachon kuchli va imkoniyatli bo'lmaganman" dedim. Nafsimiz zaifligi, zaifligim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zini yonida o'tirgan kishilarga qarab turib, "Amma hada faqat sadaq. Ammo bu to'g'risini aytdi" dedilar. Ya'ni shubhatgacha kelib uzratganlar, nima degani bu? "Ammo bu to'g'risini aytdi. Faqum hatta yaqdiyallohu fik. Turundingdan. Alloh sen haqingda hukm qilgunicha kutib tur" dedilar. Ondan turib ketdim. Banu Salama qabilasidan bo'lgan kishilar kelib, "Allohga qasam, shu kungacha biror bir gunoh qilganingni bilmasdik. Boshqalar uzr aytganda ham uzr aytishlikka ojiz bo'ldingmi? Rasululloh senga istig'for aytib qolsa kifoya qilardi" deyishdi. Malomat qilishaverdi, malomat qilishaverdi. Ertaga borib, "Ya Rasululloh, men yolg'on gapiruvdim, uzrim bor edi, desammikin" degan xayolga bordim. Keyin so'radim ulardan, "Meni aytgan so'zimga o'xshash biror bitta odam bir so'z aytdimi?" "Ha, ikkita odam aytdi. Kimlar?" "Marar ibn Robiya va hamda Hilol ibn Umayya" deb Badrda qatnashgan, taqvosi bilan tanilgan ikkita odam aytishdi. Ya'ni men ulardan ibrat oladigan kishilarni zikr qilishdi. Ikkalalarini aytishganidan so'ng o'zim yo'limda ketaverdim. Nima bo'lsa Allohdandir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu uch kishini ustiga chiqargan hukmi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar, "Inna sidqa yahdi ilal bir." Albatta rostgo'ylik yaxshilik yetaklaydi. Va innal birra yahdi ilal janna. Rostgo'ylik yaxshilikka boshlaydi, yaxshilik jannatga boshlaydi. Kishi rostgo'yligida davom etib boraveradi, Alloh azza va jallaning huzurida siddiqlardan, rostgo'ylardan deb yozib qo'yiladi. Hadisi davomi bor. Va innal kizba yahdi ilal fujur. Yolg'onchilik gunoh ma'siyatga boshlaydi. Gunoh ma'siyat qayerga boshlaydi? Do'zoxga boshlaydi. Kishi mana shu ma'siyatda davom etib boraveradi, Alloh taoloning huzurida yolg'onida gap davom etadi, kazzoblardan deb yozib qo'yiladi. Kishi birdaniga yolg'onchi bo'lib qolmaydi. Kishi birdaniga rostgo'yon bo'lib qola olmaydi. Hammasi nima bo'ladi? Sekin-sekinlik bilan bo'ladi. Shuning uchun o'zimiz birodarlar, mana aytdik darsimiz avvalida Ka'b ibn Malikning qissasi rostgo'ylik haqidagi qissa edi. Biz yolg'onga o'zimiz o'rgatamiz bolalarni. Biz yolg'onchilikka o'zimiz o'rgatamiz uyda bolalarimizni, qizlarimizni.
İslam'da farzand terbiyesi degen dersimizde bir kıssa keltirilgen idi. Ana şu Müslüman ülkelerden bittesinden bir student yigit, aşı Garip'teki bir memleketke boradı, işte til örgenişlik programması boyunca. Şu yerdeki bir, şu İngiliz ailesi ge, onu biriktirip koyardı, kvartiranı kılıp koyup koyardı. Bir ay, iki ay turardı, keyin kaçıp getirdi. Haligi İngiliz eri hatun, boyagi Müslüman student balaga, kızımızı karab durgen, kichkina kızçası boladı, tör yaşar. Biz falancaya borib kelishimiz kerak, soatiga pul to'laydi ular, ularga rahmatga ish qilmaydi ular. Ketadi, o'tirsa haligi qizcha bir o'zini shu beparvolik bilan bir vazani tushirib olib sindirib qo'yadi ko'zani. Rasa yig'laydi o'tir, endi ota-onamga nima deyman desa, hali yigit haligi qizga rahmi kelib, mayli men sindirdim deb qo'yman, xijolat bo'lmang, men sotib olib beraman, bo'ldi, mushkula hal bo'ldi. Kech payt keladi ota-ona, aytishadi, men sindirib qo'ydim dedi, shu bilan ish bitdi. Hali kız bir gün yığılıyordu. İki gün yığılıyordu. Yığılı orada. Onası borup durup kıstap sababını sonra yanı da ben size yıbırına sana yetişim gerek. Bazen ben sindirildim. Ona adam beni şu muammadan çıkarıp şu şunu yıkıldı. Deydi. Dese hali otana çakırıp da maladeyiz ama erkeği boluyken sen maladeyiz. Vuruş atıp sen beni kızımı deydi mi? Sen başka üy üstte deydi. Çünkü sen biz kızımızı rozgörlüğü üstüne terbiye kılı yatıyorduk. Yolgun yapılması diye görgeti yatıyorduk. Sen terbiyesini bozup sen dedi. Neme görgetti? Yolgunçilik görgetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin bu üç kişi üstüden çıkarken hükmü. Kâb-ı İbn-i Malik'ni tılıdan hikayeni işlemiz. Sonra Resulullah adamlarga biz üç çavuğumuzga yani orta kalgan kişilerge yapılışını men kıldılar. Adamlar bizden özlerini alıp kaçadıyan buldular. Menge hatta yer ham özünü alıp kaçıyorken de tüyülüp kaldı. Göya yer, men tanıdığın yerge okşamas idi. Şu halde 50 gün öttü. Yani 50 gün hiç kim yapırmadı. İkele şehrigem, üyden çıkını oturuşarıdı. Yani men ise onların içi de yaş rağı, küçülü, kuvvetli rağı edim. Bari Müslümanlar bile namaz okurdum. Bazarlarda aynen aradım. Lakin hiç kim menge yapırmas idi. Lazım mı? Bir gün yapırmasa hiç kim mazak alasız. Asablar cevap geledi. İki gün yapırmasa dam alasız. Beş gün bu ketkenden ki öyle göreyim de. Ve Medine'deki bu Müslüman cemaatini görün ki Resulullah'ın bugün itaatini. Bir ağız yapırılmasın dese hiç kim yapırmayıp. İtaat tıkırın. Üçüncün ular dünyaya ustaz buldu. Üçüncün ular kıyamet geçe ismi zikir kılınken de Raziyallahu anhum dege mertebe geçti. İtaat. İtaat. Kâb-ı İbn-i Malik devam etedi. Namaz okup olup, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in oturgen cahilerine gelip, o kişiye salam verer edim. Özümce aleyhi alıp, lablarını kımlatar mekken yok mu deyip karar edim. İmkan barıca, o zatka yakın cahide namaz okur ve oğrun için nazar salar edim. Namaz okusam, menge karab durardılar. Eğer Resulullah'a karasam, közlerini alıp kaçardılar. Müslümanlarını, menden özünü alıp kaçtığı çözülüp gitti. Şunda menga eng yaqin bo'lgan odam, meni eng yaxshi ko'rgan odam, amakivatcham Abu Qatodaning uyiga bordim. Qarindoshinikiga, eng yaqin odami. Unga salom berdim. Aliga olmadi. Salomiga aliga olmayapti hech kim. Men unga, "Ey Abu Qatoda, Alloh haqqi, aytkinchi, meni Allohni va Rasulini yaxshi ko'rishimni bilasanmi?" dedim. U indamadi. Yana shu gapimni qaytardim. Yana indamadi. Yana so'radim. Şunda vallahu rasuluhu alem de koydu. Allah ve rasulü buluşurak dedi. Şu gapta eşkenimden ki iki gözümden yaş kuyulup gitti. Şu zahilde küller öterken bir günü Medine'ne bazara duyursam tam satıştık için gelgen bir savdager adamlarga Kâb-ı İbn-i Malik demeye kim kürsatıp koyadı diye kendini eşittim. Yani Medine'ne taş karasından gelgen savdager soru yaptı bu kişinin. Adamlar menge iş ara kılıçtı. Aldım gelip mektup verdi. Bu mektup Gassan padişahlarının birine mektubu idi. Gassan uruğu Arap, Arap kabilesi. Lekin Nasrani dini de bugün. Okuşunu yazışını bilerdim. Açıp okusam onun dışında değil geneken. Şimdi Gassanlarda padişahının mektubunu karayın. Bizge sahibin yani Muhammed Aleyhisselam. Senge cefa kılgene hakkında haber yetip geldi. Allah seni horlik ve zayilik diyarıda koymasın. Bizni huzurumuzga kel, senga yaxshilik qilamiz deyilganida. Maktubni o'qidi-da, bu ham bir balo, bu ham bir sinov dedi-da,
tandirga solib yubordi. Bir oy hiç kim gapirmayapti. Shunday to'yib turgan holatda boshqa mamlakatning podshosi kel yonimizga, biz senga izzat-ikrom ko'rsatamiz deyapti. Shart ketib qolmayapti. Balki bu narsani yana bitta sinovda qabul qildi. 50 kundan 40 kun o'tdi. Rasulullohning bir elchisi kelib menga, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam senga xotiningdan chetda bo'lishni amr qildilar dedi. Men taloq qilaymi dedim. U yo'q, undan chetda bo'l, yaqinlashma dedi. İki sherigimga ham shunday buyruq bo'lgan edi. İkkala oqsoqol kishiga. Hilol ibn Umayyaning xotini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, "Ya Rasululloh, Hilol qartayib qolgan chol, uni xizmatchisi yo'q yonida, uni xizmatini qilib tursam maylimi?" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Yo'q. Xizmatini qilaver, faqat senga yaqinlik qilmasin." dedi. Shunda ayol aytdi, "Allohga qasamki, uni biror narsaga harakati yo'q. Allohga qasamki, sizni buyrug'ingizni eshitgan kundan beri yig'laydi. Uydan chiqmasdan yig'lab o'tiradi." Ka'b roziyallohu anhu aytadi, "Ayrim qarindoshlarim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan xotining haqida ruxsat so'rasang bo'lmaydimi? Hilolga ruxsat berdi-yu, uni xizmat qilib yurishlikka" deyishdi. Men aytdim, "Allohga qasam, men u haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan izn so'ramayman. Sonra izin sorasam nima deyishini ham bilmayman, men yosh bo'lsam, unamadi." Mana shu holatda 50 kun o'tdi. 50-kunchi kuni Alloh taoloni xush xabari keldi. Yana 10 kun o'tkizdik, 50 kun bo'ldi. Bizga gapirishlik man qilinganiga 50 kun to'ldi. 50-kunchi kecha bomdod namozini uylarimizdan birining ustida o'qidim. Alloh bizni zikr qilganidek, o'zimcha yuragim siqilib, keng yer tor bo'lib o'tirgan edim. Xush xabar keldi. Sal tog'i ustidan bir odamni baland ovoz bilan, "Ey Ka'b ibn Malik, xushnud bo'laver" deb qichqirayotganini eshitdimda yengillik, faraj kelganligini tushundim, darhol sajdaga yiqildim. Kushoyish kelganini bildim. Alloh azza va jalla bu uch kishi haqida Qur'onda oyat nozil qilgan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bomdod namozini o'qiganlardan keyin Alloh bizning tavbamizni qabul qilganini e'lon qilgan ekanlar. Odamlar bizga xush xabar keltira boshladilar. O'sha xush xabar keltirayotgan odam tog'dustdan baqiryapti. Chunki ikkita odam shu xush xabarni menga yetkazishlik uchun musobaqa qilib, bittasi ot ustida edi, ikkinchisi piyoda ekan. Haligi otdagi birinchi yetib kelishiga ahli yetib qolgandan keyin narigi piyodagi tog'dustiga chiqib, baqirib eshittirib qo'ydi. O'sha ovozi eshitilgan kishi meni oldimga yetib kelganida kiyimimni yechib, so'yinsigunga kiygizib yubordim. Boshqa kiyimim yo'q edi. Allohga qasamki, o'sha vaqtda boshqa hech narsam yo'q edi. Birovdan qarzga kiyim olib kiydim-da, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tomonga qarab yugurdim. Odamlar yo'lda guruh-guruh bo'lib, tavbam qabul bo'lganini bilan meni muborakbot etishardi. Alloh tavbani qabul qilgani muborak bo'lsin. Masjidga kirsam, Rasululloh o'tiribdilar. Atroflarida odamlar, Talhat ibn Ubaydulloh o'rnidan turib, shoshib kelib, qo'limni oldi va tabrikladi. Allohga qasamki, Talhadan boshqa hech kim turmadi muhojirlarning orasida. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga salom bergan edim. U zot xursandchiliklaridan yuzlari charaqlab shunday dedilar. Abshir bi khayri yawmin marra alayk mundu waladatka ummuk. Onang seni tuqqan kundan beri eng quvonchli kuning bilan xursand bo'laver. Ya'ni tug'ilganingdan beri bunaqa xursandchilik kun ko'rmagansan. Chunki seni tavbani qabul qilganligini Alloh taolo Qur'onda ma'qildi. Bayonini tushirdi. "Ya Rasululloh, bu sizni tarafingizdanmi tavbama qabul bo'lganligi yo Alloh tarafidanmi?" U zot aytdilar, "Yo'q, Alloh tomonidan" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odatda xursand bo'lsalar, yuzlari xuddi oyna parchasidek nurli bo'lib ketar edi. Biz buni yaxshi bilar edik. Mana endi nozil bo'lgan oyatlar. Astaydu billah. "Va ala salasati allazina khullifu hatta idza daqat alayhimul ardu bima rahubat" وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. Yana o'sha 3 kishining tavbalarini ham qabul qildiki, to ularga keng yer torlik qilib qolgunicha va dillari siqilib Allohning g'azabidan faqat o'ziga tavba qilish bilangina qutulish mumkin ekanligini bilgunlaricha tavbalari qoldirilgan edi. Ya'ni tavba qilishga muvaffaq bo'lmagan edilar. So'ngra Alloh tavba qilishlari uchun ularga tavba yo'lini ochdi. Albatta Alloh tavbalarni qabul qilguvchi bo'lgan mehribondir. 3 ta odamning tavbasi qabul qilindi.
Qolganlar yolg'on gapirib, payg'ambarimizga bir yolg'on bahonalarni keltirib, uzrlarni aytib ketishaverdi. Shu kasali bilan. Qalbida shu kasali bilan ketdi, ammo bu kishi 3 kishi to'g'risini aytgan edi. Va mana shu sodiqligi ularni najot keltiradi. Nifoq bilan, munofiqlik bilan, yolg'onchilik bilan o'lib ketishlik balosidan qutuldi. Shuning uchun musulmon odamning shiori as-sidqu manjatun. Rozgo'ylik insonni najot keltiradi. Har qancha qiyin bo'lmasin, roz gapirishlik kerak bo'ladi musulmon odam. Mana shu Tavba surasidan nozil bo'lgan oyatlardan yana o'qiymiz. Astagfirullah. Laqad taballahu ala an-nabiy wal muhajirin wal ansar allazina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazighu qulubu fariq minhum thumma taba alayhim innahu bihim raufur rahim wa ala thalathati allazina khulifu. Haqiqatan Alloh payg'ambarning muhojirlar va ansorlarning tavbalarini qabul qildi. Ulardan bir guruhning dillari toylayozayotganidan keyin og'ir soatda unga, ya'ni payg'ambarga ergashgan edilar. So'ng ularning tavbalarini qabul qildi. Albatta u zot mu'minlarga marhamatli, mehribondir. Yana 3 kishining, ana shu 3 kishining ham tavbasini qabul qildi. Mana birodarlar, bu kishi roz gapirib najot ketishdi. Alloh taoloning tavba eshiklari ochiq. İki yıl halatta tavba kabul bo'lmaydi. Qarqara kelib qolgan paytda kun mag'ribidan chiqib qolgan edi. Hammamizda xato, hammamizda kamchilik, gunoh bor. Chunki kullu bina adama xato'un. Odam bolasi borki gunoh qiladi, xato qiladi, ammo bo'ladigan yaxshisi tavba qiluvchisi. O'sha qarqara kelib qolguncha, kun botishidan chiqib qolguncha tavba qilib qolaylik. Kishi qilgan gunohidan tavba qilish qanday bo'ladi? Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kishini tavbasi qabul bo'lishi uchun, mana ulamolarimiz so'zlari, shu gunohni to'xtatishingiz kerak. O'g'li qilyapsizmi, yolg'on gapiryapsizmi, tarozmi, nima qilyapsiz? Qattiq pushaymonishingiz kerak shu qilgan ishingizga, shuni qilganligingizga va qaytib qilmaslikka Alloh taologa ahd berasiz. Ulamolar aytadi, inshaalloh Alloh taolo buni avf qiladi. Dunyo hayotida turarkanmiz birodarlar, tavba eshiklari hammamiz uchun ochiq. Mana bu 3 kishi rostgo'y bo'ldi, najot ketishdi. Kabimni molig aytganidek, Alloh menga tortishish qobiliyatini bergan edi. Agar bu kishi payg'ambarimizga yolg'on bahona keltiraman desa, uddasidan chiqa olardi. Rasululloh zohiriga qarab turib, bo'pti, uzri bor ekan, bo'pti, men kechirdim deb qo'yishi mumkin edi. Payg'ambarimizni aldashi mumkin edi. Agar Alloh bildirmasa, payg'ambarimiz g'aybni bilmaydi-yu. Ammo Alloh oldida bo'ladimi? İslomda rostgo'ylikning qadr qiymati qanday, qanchalar baland. Odamlar bilan bo'ladigan aloqamiz Alloh taoloning qo'lida. Agar odamlar bilan qilayotgan muomalamizni yolg'on ustiga quradigan bo'lsak, Alloh norozi bo'ladigan ishlar ustiga quradigan bo'lsak, odamlarga yoqishligi uchun Alloh qodir o'sha munosabatni bir pul qilib qo'yishi mumkin. Shunday sharoitlarda Alloh taolo muhayyo qilib qo'yadiki, yomon ko'rib qoladi odamlar. Garchi ularni ko'nidagi narsani qilayotgan bo'lsang ham, garchi ularni xursandchiligiga harakat qilayotgan bo'lsang ham, modomiki gunoh ma'siyat ustida bo'lsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Inna sidqa yahdi ilal bir." Albatta rostgo'ylik yaxshilik yetaklaydi. Yaxshilik jannat yetaklaydi. Kishi sekin-sekinlik bilan rostgo'y bo'lib boraveradi, rost gapiraveradi har kuni har ishlarida Alloh taoloning huzurida siddiqlardan, rostgo'ylardan deb yozib qo'yadi. Alloh taolay aytadi, astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha va kunu ma'as sodiqin. Ey iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqinglar va iymonlarida rostgo'y bo'lgan zotlar bilan birga bo'linglar. Kim bilan birga bo'lishimizni Robbimiz bizga ta'lim beryapti. Iymonida sodiq bo'lgan odamlar bilan, siddiq rostgo'ylar bilan birga bo'linglar. Odam bolasi yolg'on gapirar ekan, ikki dunyosini vayron qiladi. Odam bolasi yolg'on gapirar ekan, odamlarning ko'zida ham narx tushadi. Alloh taoloning nazdida ham narx tushadi. Hech bir zamonda, hech bir makonda, hech bir jamiyatda yolg'onchilik maqtalgan sifat bo'lgan emas. Yosh bola bo'lsin, katta bo'lsin, puldor bo'lsin, hunarmand bo'lsin, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, yolg'onchini hech kim yaxshi ko'rgan emas. Musulmonning tabiatiga har qanday bir xulq aralashib qolishi mumkin. Sergap, injiq, qaysar, baxil. Ammo ikkita sifat bor, mu'minga hargiz yuqmaydi bu. Al-kizbu val-xiyana deganlar Rasululloh. Yolg'onchilik va xiyonatkorlik.
Bu kısada nima xulosa olamiz birodarlar? As-sidqu manjat. Rozgo'ylik insonni najot keltiradi. Mana shu narsa musulmon odamning shiori bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu ulug' insonlarning hayotini o'qib o'rganib, o'zimizga ibrat olishlikni tavfiqini bergan bo'lsin. Aqulu